Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde Inokin firmasının RS2 MTL RTA'sı var. Şu şekilde, zaten çoğu kişi biliyordur, uzun zamandan beri versiyon 1000'i piyasada olan bir atomizer ve ortalama bir ay, bir iki ay önce de versiyon 2'si piyasaya çıktı. Benim de çok hoşuma gitti görüntü olarak ve çok değişiklik yapılmış üzerlerinde. Onun için kendim aldım. Bendeki 22 mm versiyonu. Şu şekilde 22 ve 24 mm olarak 2 adet çıkardılar. Şöyle görebiliyorsunuz Inokin platform. Pusadro ve Vaping Ring Grig ile beraber çıkarılan bir atomizör olarak arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar bu iki YouTuber arkadaş. Bu atomizerin bir önceki versiyona göre düzeltilmesinde ve üstünde çalışmalarını yaptılar. O şekilde şuradan kontrolünü yapabilirsiniz. İçeriğinde şöyle açtığımız zaman bu kişileri görebilirsiniz burada ve imzalı bir şöyle QR kodu var burada. Ve bu şekilde MTL olarak içebildiklerini, değiştirdiklerini, bizim seveceğimizi. Bu arkadaşlar da bunlar. Şu Vaping Rig ve Pusadro. Pusadro olacak şekilde Inokin firmasıyla beraber. Kutulama bu şekilde. İçeriklerinden şu şekilde bir pamuk ve sanırsam şöyle 1 metrelik 26 kavuç kantal tel ve 1 adet 1 ohmluk kantal coil şu şekilde. Sanırsam bunlar da 26 kavuç ve şöyle pakette pamuk mevcut. Ve şöyle arkadaşlar 2 adet yedek vida ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle Dimitris, yani Vaping Rig Dimitris tel serum aparatı bu. Şu Pusadro'nun tel serum aparatı olması lazım. Evet. 2,5 ve 3 mm olacak şekilde. Ve bu da arkadaşlar çift taraflı, şöyle bir düz bir de normal yıldız tornavida olacak şekilde. Şöyle bir adet içerisinden O-ring çıkıyor. Inokin.com. Şöyle bir adet daha poşette yedek O-ringler, renkli beyaz ve yeşil olacak şekilde. Yeşilin anlamı nedir ben de bilmiyorum. Ve bir adet siyah bir cam, yani siyahımsı gibi bir cam ve bir adet de 510 drip tip. Ve atomizerin kendisine gelmeden önce şöyle bir adet kullanıcı kılavuzu. Buradan bakabilirsiniz istediklerinize. Ve şöyle de atomizerin kendisi. Aynen. Görüntü şu şekilde arkadaşlar. Inokin RS2 MTL RTA. Ekip dolum yeri. Burada çenteyi, ok işaretini görüyorsunuz. Bu maalesef açılmıyor. Burada drip tipi. Bu siyah dripin üstünde var sadece. Diğer silver olanında maalesef yok. Bunu hafif yukarı kaldıraraktan buradan dolumunuzu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve içerisinde basınç için başka bir delik maalesef yok. Burada. Evet. Şöyle arka tarafında platform seri Designed by Pusadro ve Vaping Rig. Yani bence bunu buraya yazmaları biraz anlamsız olmuş. Her tarafta kendi isimlerini koymuşlar. Yani atomizerin üstüne dahi koymasanız olurmuş. Şurada gayet güzel bir tutuşu sahip arkadaşlar. Şöyle hava kanalının olduğu yer. Şurada maalesef bunu bulamadım. Birkaç tane yere baktım ve herkes kendi kafasına göre atmış düşüncelerini. Yani 1 mm diyen var, 0.8 diyen var, 0.6 diyen var. Yani bence 0.6, 0.8, 1, 1.4 ve 2 mm olacak şekilde gibi duruyor. Ama tam emin değilim, bilgim yok. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve şurada da tek delik olacak şekilde buradan tek delik olaraktan kullanabilirsiniz. Ve tamamen kapalı olacak şekilde. Deck kısmına gelecek olursak arkadaşlar, alt tarafında şöyle RS2 MTL RTA Inokin olaraktan şöyle şu şekilde ve şu olay benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Pamuk yerleri burası zaten. Normal yıldız tornavidayla yapılmış ve hava yüzüğü, hava kanalının olduğu yer arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve bunu teller dahi takılıyken bunu buradan çevirerekten bu hava olayını kısabiliriz şu şekilde. Aynen.
şöyle tamamen en dar şekle gelecek şekilde, yani sıkı içim sevenler için ve hiçbir şekilde tele değiştirmeden, tel takılıyken, pamuk takılıyken üzerinde bunu rahat bir şekilde buradan sarımınızı yaptıktan sonra kendinize göre ayarlayabilirsiniz ve gerçekten mükemmel olmuş diyebilirim sizlere. İsterseniz pek fazla konuşmadan sarıma geçelim. Ben bunların önerdikleri, yani kimindi bu? Dimitri aralıklı sarımı önerdiği, onu kullanacağım. İsterseniz sarıma geçebiliriz. Tekrardan görüşmek üzere. MTL RTH şu şekilde. M klasının üstünde. Gayet güzel zördü. 22 mm versiyonu, tekrardan söyleyeyim. Hava kanalları tamamen açık. 1.06 ohm alıyorum. İçinden çıkan teli kullanıyorum şu anda. 16 Watt'ta. Şöyle bir bar performansına bakalım. Evet, biraz hava kanalları açık oldu. Şu anda 3 tane delik açık arkadaşlar. Drip dibini değiştireceğim. Ben bu drip dip pek hoşuma gitmedi. Şöyle metal drip dibini takıyorum. Görüntü şu şekilde geldi. Evet. Bu şekilde benim daha çok hoşuma gitti. 16 Watt'ta biraz yüksek ama ben biraz daha sıcak buhar sevdiğim için daha güzel geliyor bana. Gayet sıkı bir atomizer arkadaşlar. Şöyle tek deliğe düşürdüm. En küçük delikte. Şöyle tek delikte şu anda içiyorum. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani hiç ama hiç hava kaçağı yok diyebilirim sizlere. Şöyle tamamen hava kanallarını kapatayım. Evet. Evet, hiç hava kaçağı yok arkadaşlar. Şöyle ikinci büyük deliğe getirdim. Küçük deliğe, pardon. Aynen. Biraz sıkı geliyor bana. Ben genelde 2-3 delik değişmeyi seviyorum. Pek fazla sıkı sevmediğim için gayet sıkı bir atomizer arkadaşlar. Ve boğaz durumu gerçekten yeterli seviyede.
3-4 tane değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Bu üst taraftaki kapak, yani likit dolum yeri daha önce tamamen devamlı açılıyor diye bir sorun vardı. Onu düzeltmişler. Alt tarafına likin olduğu bölüme bir adet hava yüzük yerine koymuşlar. Şu hava kanalının olduğu yere plastik konmuş. Daha güzel bir içim sağlanıyor. Birkaç tane değişiklik yapmış ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ve 3 milimetreye sarıldı arkadaşlar üzerinde ve ben pek fazla MTL'de 3 milimetreyi denemedim ve yani denedim ama pek fazla hoşuma gitmemişti. Ama bu atomizer 3 milimetre milimetre sarım istiyor arkadaşlar. 2 veya 2.5 milimetre yaptığınız zaman arama performansı bir tık düşüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. En iyisi 3 milimetre ve ondan dolayı herhalde 3 milimetrelik hazır sarılı tel koymuşlar içerisine. Ve benim 3 milimetreli daha çok hoşuma gitti. Aroma konusuna gelecek olursak, aroma konusunda benim beklentimin bir tık altında kaldı. Daha çok bir aroma performansı bekliyordum ama bir tık altında kaldı. Aroma performansı yeterli seviyede. Yani öyle ağım şağım, bana şöyle bir nasıl söyleyeyim, bir gastan aldığım bir atomizerin, gasın atomizerinden aldığım bir aromayı bana vermiyor. Veya Kaiful Light'tan aldığım bir aroma performansını bana vermiyor. Ama sıkılık veya boğaz durumu konusunda onlardan çok çok daha iyi. Yani isterseniz bunu sıkı içim yapabilirsiniz. İsterseniz hava kanallarını açaraktan havadar bir içim yapabilirsiniz. Yani alt taraftaki dek hala daha açık. Yani bunu daha da kısaraktan daha bir sıkı içim yapabilirsiniz. Ve bu yüzden gayet başarılı bir atomizer olmuş diyebilirim sizlere. Kusura bakmayın. Yüzüme biraz güneş geliyor. İşim dolayısıyla bir iki ay boyunca evimden ayrıyım. Başka bir evdeyim şu anda. Ve arada bir buradan videolar çekeceğim. Eğer tarafa geçtiğimde de diğer videolarımdan devam edeceğim arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Biraz bir kayı bu şekilde geçecek maalesef. Bütün videolarımdır. Bazı videolarım. Neyse, videonun dışına çıkmayalım. Videoya devam edelim. Yani arkadaşlar dediğim gibi atomizer gerçekten benim hoşuma gitti. Ama benim kullanacağım bir atomizer mi? Değil. Niye benim kullanacağım bir atomizer değil? Ben atomizerde aromaya öncelik bakıyorum arkadaşlar. MTL üzerinde ben aromaya öncelik bakıyorum. Yani benim kullandığım atomizerlerde mesela şu anda gasın klonunu kullanıyorum. İsterseniz onun da videosunu çekerim, yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Uzun zamandan beri bunun klonunu kullanıyorum ve orijinali geliyor yakında. Kaiful Light, The Barf. Ya bunlar aromaya yönelik atomizerlerdir arkadaşlar. Sıkılık veya bir boğaz durumu bir tık ön, yani aroma daha öndedir, boğaz durumu ve sıkılık bir tık geridedir arkadaşlar. Ama bu atomizerde benim görüşlerim boğaz durumu ve sıkılık daha önde, aroma arka planda tutulmuş. Ama aroması da böyle nasıl söyleyeyim sizlere, sireni hatırlayanınız vardır. Aroması yani bayağı bir düşük ama sıkılığı yeterli seviyedeydi. Yani sirenden çabuk ki çok çok daha iyi bir atomizer. Ama ondaki boğaz durumundan çok çok daha iyi boğaz durumu alıyorum ve aromasını çok çok daha iyi alıyorum sirene göre. Yani karşılaştırma yapacak olursak bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Zaten deck yapısı sirenle hemen hemen aynı. O yüzden ama şunu sevmedim arkadaşlar. Yani tamam bir şey yapıyorsunuz. Helal olsun. Yani bir firmaya yardım etmişsiniz. Yani bu YouTube yapması veya herhangi bir şey yapması umurumda değil yani. Ve şöyle söyleyeyim size, adamların her yerde ismi var. Yani şurada 1, 2, 3, 4. Yani şöyle üzerine fotoğraflarını yapmışlar. 5. Üzerine bir tane kağıt var. 6. Yani bir de atomizerin üstüne koymuşsun. 7. Yani bu kadar imzaya veya isme gerek yok bence. Yani RS2 olması yeterliymiş. Arkasındaki şu yazıyı gerçekten içerken sadece RS2 yazısına bakarak da içiyorum. Yani görüntü olarak çok güzel olmuş ama o yazı beni maalesef gıcık etti. Devamlı Platform Series Design by Puzardan Webgrick diye önüme çıkıyor. Bu yüzlerden yani biraz o gıcığıma gitti ama eğer ki sıkı bir atomizer ve boğaz durumu sağlam, bunun yanı sıra da aromayı bir tık arkasından alaraktan ama yeterli seviyede bir atomizer istiyorsanız bu size göre arkadaşlar. 24'ü denemedim. 24 denemediğim için herhangi bir karşılaştırma yapamayacağım arkadaşlar. Eğer kendime geçerse onunla karşılaştırmasını sizler için yapabilirim. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bu arada hepinizin bayram mübarek olsun. İyi bayramlar.